Selamlar arkadaşlar. Bu videoda Sea of Thieves'te toplam 24 kişi ve 6 gemiyle beraber oyunun en büyük satışlarından birini gerçekleştirdik. Bir süredir benden filo videosunun ikincisini yapmamı istiyordunuz. Ben de bu videoyu benzersiz bir şekilde yapmak istedim ve rekor bir kazancın videosunu sizler için hazırladım. Bu filoyu özel yapan faktör, filoyu yaptığımız gün oyunda 2x ve ekstra 1.5x etkinliklerinin olmasıydı. Örnek vermek gerekirse 10.000 altın değerindeki bir eşya önce 2 ile çarpılıyor ve değeri 20.000 altın oluyor. Sonrasında bu eşya tekrardan 1.5 ile çarpılıyor ve değeri 30.000 altına yükseliyor. En son olarak da 2.5 kat 5 seviye emissary flag bonusu sayesinde 45.000 altın bonus geliyor. Toplamda 10.000 altınlık bir eşyadan 75.000 altınlık bir kazanç sağlanıyor. Bu ekstra bonusları kaçırmamak için yaklaşık 6-7 saat 24 kişiyle beraber hazine topladık. Kazançları ve sonuçları videoyu izleyerek öğrenebilirsiniz. Videonun sonunda bu tür matematiksel detaylardan bol bol bahsettim. Cidden çok ilginç bir satış oldu. Eğer siz de bu kazançları sağlamak istiyorsanız açıklama kısmında ve sabitlenen yorumda bulunan Discord bağlantısını kullanarak sunucumuza gelebilirsiniz. Filonun genel mantığını merak ediyorsanız sağ üstteki kartları kullanarak daha detaylı filo içeriklerine ulaşabilirsiniz. Bu tür filo videolarının devamının gelmesi için videoyu beğenip yorumlarda bunu belirtebilirsiniz. Video satış odaklı olduğu için hazine toplama aşamalarını fazla uzun tutmadım. Girişi biraz fazla uzattım, farkındayım. Fakat bu videodaki anormal satış için normal bir giriş oldu. Şimdi videoyu izlemeye geçelim. İyi seyirler. Abi çok güzel park ettik yalnız gemiyi, bir şey söyleyeyim mi? Diğerleri de sıralanınca çok güzel görüntü olacak. Beyler geminizin yeri güzel, yaklaştırmanıza gerek yok. Araya bir gemi daha girer. Abi bir şey diyeyim mi, 6 gemi böyle var ya, konvoy gibi bayağı ileriye uzanacak. Bir düz gel sonra dönersin. Tamam yeter, daha çekme. Aman biri daha yanaştı, çok güzel. Son bir tane mi kaldı? Aynen. At çapayı, at. Tamam çok güzel. Haydi herkes Reaper Eye dağıtın önüne. Haydi. Kim eksik abi, haydi. Sağ baştan zaten. Şu el ele biz yan yana geçecek de nerede lan? Evet. Beyler yoklama alıyorum. Era yerinde yok. Hemen buradan belli oldu. Gel lan buraya çabuk. Ben de geçeyim. Ben de yoklamaya gireyim. Öndekiler bir otursun ya, öndekiler. Evet, mantıklı bu arada. Tamamdır, haydi herkes, hadi herkes gemisine. Bildiğin cidden göç gibi. Herkes Ford'a vermesi gereken itemları versin. Ford hangi gemi? Kendini belli etsin. Ben şöyle bir gemiden gemiye sonuna kadar bir gezeyim. Tamamdır. O zaman en son gemiye kadar bir gitmek istiyorum abi ben. Tamam, şu top bunların. Toplarını vereyim. Ritüelleri götürdünüz mü adamlara? Götürüyoruz öyle de. Topu da verdim ben. Ben bir tane buraya bıraktım topu. Son ritüeli götürüyorum. Tamam. Bir sona ulaştık. Herkes bayrak direğine beyler. Açılıyor. Aniye. Oha, buradan çok güzel duruyor. Geldim. Tamamdır, herkes galiba zaten direklere çıkmış. Tam arkanıza dön. Tam arkana dön. Ben de şu an bütün hepsi gözüküyor çünkü. Takıyorum o zaman artık. Can, elayısı kim kuruyor? Kiraz. Kuruyorum. Kurdum. Şu anda tam taktım bayrağı. Arkadaşlar alyansa katılın. Haydi. Alyansa katılan vazifesinin başına. Ritüelleri vermeyi unutmayın beyler. Abi beni bir toptan atabilir misiniz şu gemilerde olmadan? Top vermiş ha. Gel ben bir dakika, şurada bir kendimi ayarlayıp aynen bir toptan. Hemen topa gir. Gireyim. Şuna giriyorum. Şundan beni bir yollayın abi. Topa çabuk çabuk. Girdim. Yolla. Oo. Buradan daha da güzel gözüküyor. Çok güzel ya. 5 gemi yapmıştık ama yani bir gemi o kadar fark ettireceğini tahmin etmemiştim. Hadi beyler rastgele. Ben bir de buradaki toptan atlayayım. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Beni bir atsanız yukarı doğru. Çıkışını da videosunu alman lazım. Herkes hani gidiyor ya. Tamam sıkıntı yok. Şu an alacağım. Beni bir yukarı doğru, yukarı. Gemiye değil, en yukarı. Hayır, yanlış yere gittim. Şu an biz 3 gemi buradayız. 2 gemi daha da Reaper Side, hatta biri yukarı doğru gidiyor. Toplamda 6 gemiyiz. Şu görüntü bile güzel ya. Ya
Allah günün sonunda daha güzel bir görüntü elde edeceğiz. İnşallah. Ne kadar FPS düşerse o kadar iyi. Amaç FPS'i düşürmek olabildiğince. Arkadaşlar şu anda biz Ashen Wings'e doğru gidiyoruz. Zaten bu videonun sonucunda yapacağımız satış başlı başına bir video olduğu için bir önceki Filo videosundaki gibi bu sefer yaptığımız eventleri fazla göstermemeye çalışacağım. Yani onları kısa kısa sizlere neler yaptığımızı özetleyecek şekilde göstereceğim. Bu video daha çok satış aşamasından oluşacak. Çünkü hedeflediğimiz sağlam bir miktar var şu anda. Videonun sonunda ya da zaten başlıkta, thumbnail'da falan siz bu fiyatı çoktan görmüşsünüzdür. Ondan şu anda ben burada tekrardan videoyu durduruyorum. Size her World Event'in sonunda, yaptığımız her event'in sonunda tekrardan bilgilendireceğim. En son zaten satış aşamasında da genel bir özet geçeriz. Arkadaşlar şu anda başlayalı bir yaklaşık 3 saat oldu. 3 saattir kasıyoruz. Hatta 3,5 saate doğru gidiyor şu anda. Ve yaklaşık bir 3 saat daha kasacağız. Yani yarısı bitti, yarısı kaldı gibi. O yüzden sizlere şimdi bir durum raporu vermek istedim. Neler yaptık, neler topladık gibisinden. Öncelikle size bir lootumuzu göstereyim. Şu anda hepsi iç içe olduğu için hiçbir şey anlamayacaksınız büyük ihtimal. Ama şu anda burada arkadaşlar bayağı FPS'i bile düşüren bir loot var. Hepsi iç içe. Onun dışında burada da skull'lar, kuru kafalar var yani. Burada bayağı bir şey var ama iç içe oldukları için şu an pek anlaşılmıyor. Videonun sonunda hepsini açacağız, merak etmeyin. Hepsine tek tek bakacağız. Burada bir Chest of Sorrow vardı, onu da birazdan bir yere satacağız gemiyi batırmasın, sıkıntı çıkartmasın diye. Burada açılmamış Ashen Chest'ler. Burada açılmış Ashen Chest'ler var. Gördüğünüz gibi böyle iç içe bir sürü Ashen Chest var. Az gibi duruyor ama burada iç içe bir sürü chest var yani. Onun haricinde güvertede orada burada kalmış başka lootlar da var. En altta bir Chest of Rage'imiz var, o da burada. Gemiyi yakmaması için böyle bir taktikle birlikte tutuyoruz onu. Şimdi bunları nasıl elde ettik, onlardan bahsedeyim size. Toplam 3 tane Skeleton Fort yaptık. Yani mini fort dediğimiz. Toplam 3 tane yaptık onlardan. Onun haricinde şu anda da bu arada diğer World Event'e doğru gidiyoruz. Şu yeni gelen World Event, Horde of Fortune. Ona doğru gelirken sizlere bir durum raporu vermek isterim ama çoktan geldik. O yüzden hızlı hızlı anlatayım ve sonrasında da biz Horde of Fortune yaparak devam edeceğiz. Lootları göstermiştim, neler yaptığımdan bahsediyordum. 3 tane Skeleton Fort, 1 tane Flame Art, 1 tane Ashen Winds. Giderken bir Megalodon çıktı, 1 tane Megalodon kestik. 1 tane batık gemi yaptık, Reaper Bounty gibi. Birkaç değerli eşya aldık içinden. Bunun haricinde de başka bir şey yapmadık. Biraz zaman kaybettik. Zaman kaybetmemizin sebebi de başka bir gemiye Kraken çıktı. Kraken çıkınca da mantıken World Event olmuyor haritada. Böyle bir oyunda sistem var. O Kraken kesilene kadar ve Kraken bittikten sonra yeni World Event çıkana kadar bir yaklaşık yarım saatlik bir zaman kaybettik. Yani bu tüm dediklerimi 2,5 saatte yaptık gibi düşünebilirsiniz. Sonucunda da bunları elde ettik. Ve şu anda diğer gemiler de kasmaya devam ediyorlar. Sağlam bir loot kasıyoruz şu anda. Bir de ekstra olarak göstermek istediğim bir şey daha var. Videoya başladığımızda benim 2.550.000 param vardı ve şu anda oradan buradan gelen paralarla birlikte, yani hepsi farklı şeylerden geldi. Gold pouch'lardan gelen var. Sonrasında bana Plunder Pest'ten gelenler var. Birkaç tane de Reaper's Bounty ve Reaper's Chest sattık. Mecbur, çünkü onlar stacklenmedikleri için mecbur satılması gerekiyor. Onları da sattık ve toplamda bana buradan 300.000'ye yakın bir para geldi. Hatta 300.000'yı da geçti ve bu daha da geçecek. Satış yapana kadar bu para daha da artar arkadaşlar. Yani daha satışa başlamadan 300.000 para geldi. Daha da gelecek. Mavi parayı falan zaten saymıyorum. Bir de göstermek istedim. Bir detay daha var. Şöyle gördüğünüz gibi burada Season Pass var. Bu Season Pass, yani oyundaki adıyla Plunder Pass. Ben videoya başlarken 55 leveldi. Hatta daha bile düşük olabilir. Tam hatırlamıyorum. 55 level civarlarında bir şeydi. Şu anda bu 76 level oldu. Yani bir 21 level atladım. Ve daha da atlamaya devam ediyorum. Büyük ihtimal bitireceğim gibi duruyor bu gece. Plunder Pass'i de hızlı bir şekilde kasıyorum şu an Filo'da. Siz de zaten katılmak istiyorsanız Discord sunucumuza gelebilirsiniz, Filo'ların hepsine. Discord sunucumuza katılabiliyorsunuz. Zaten videonun başında bilgilendirmesini yapmıştım. Sonra bayağı bir storage crate'imiz var. Bunları göstermeyeceğim zaten. Göstermenin bir manası yok. İşleri bayağı şu anda bize yetecek kadar itemle dolu. Orada Fortune'da kanalda videosu var. Şu anda biz bunu yapacağız. Siz nasıl yapıldığını merak ediyorsanız ya da bu videoda saydığım diğer World Event'lerin yapılışını merak ediyorsanız hepsinin kanalda videosu var. Bunları sayüstü kartlardan bulup da izleyebilirsiniz ya da açıklama kısmında da linkleri mevcut. Bizim için 3 saat sonra, sizin için birazdan tekrardan videoya devam etmiş olacağız zaten. Bilgilendirmem gereken bir şey olursa videoyu oradan tekrardan devam edeceğiz. Biz şimdi görevimizi yapalım. Size tekrardan iyi seyirler. Arkadaşlar şu anda eşya toplama aşamasının sonuna geldik. Yani toplayacağımızı topladık. Artık satışa gidiyoruz. Satışa gitmeden önce de şu anda şuraya bir gunpowder bırakmıştık. Onları almaya geldik bu odaya. Buradan gunpowderlarımızı alacağız. Bundan sonra satışa gideceğiz. Şimdi gemidekiler onu hallederken ben de size en sonki konuşmamdan bu yana olanları anlatayım. Lootumuzu bir tekrar göstereyim. Yine bir şey anlaşılmayacak buradan. Hepsi iç içe olduğu için. Ama şöyle bir bakmak isteyen varsa diye bir göstereyim. Lootumuz yine bu şekilde. Buralar falan biraz doldu şimdi. Burası da böyle. Birazdan zaten bunları dizeceğiz. O zaman daha da iyi göreceksiniz.
Neyse, şimdi bahsetmek istediklerime geçelim. Size en son durum raporu verdiğimden beri şu anda bir Ford of Fortune bitirdik. Üstüne bir tane Playmart yaptık. İki tane Mini Ford döndük. Bir tane Kraken kestik. İki tane Megalodon'la savaştık. Lootlarını almadık ama iki Megalodon çıktı. Bunun haricinde bir tane daha batık gemi yaptık. Bir de size ilk durum raporu verdiğimde, bunlara da durum raporu diyorum, en mantıklı terim bu geldi aklıma. Size en son durum raporu verdiğimden bu yana bunları yaptık. Bir de bunlardan önce bir de ilk durum raporunda verdiklerim var. Bunlarla birlikte şu anda toplam neler yaptık ben ekrana zaten yazacağım. Yaptığımız her şeyi buradan görebilirsiniz. Ve şu anda sunucuda yaklaşık bir 300-350 ping'e yakın bir ping var. Yani artık yavaştan sunucu kafayı yemeye başladı zaten. Mini Ford falan dönerken de bosslar hareket falan etmiyordu artık. Bayağı bir sıkıntılı hale geldi şu an sunucu. Artık satmamız lazım. Çünkü bugün 2x eventinden dolayı 2x var. Ama 1.5x sadece 1 saat için geçerli. Ve şu anda saat 4'e 10 geçiyor. Bu 1.5x 4 ve 5 arasında geçerli. Biz şu anda satmak için 10 dakika geç kaldık. Şimdi buradan direkt Reaper's Hideout'a gideceğiz. Orada gemilerini loot'unu size göstereceğim ve hep beraber satmaya başlayacağız. Umarım yetişir. En son yanlış hatırlamıyorsam size en son gösterdiğimde 2.800.000 civarındaydı. 2.932.000'ya çıktı. Yani 132.000 daha kastık. Ve bu sadece etraftan ondan bundan gelen şeylerle oldu. Yani hiçbir yeni satışı yapılmadı. Şimdi asıl satışı yapacağız. Bir an önce oraya doğru gidiyoruz. Battle Pass levelimi de göstereyim. Şu anda hatta daha yeni güncelleniyor pingden dolayı. Şu anda 90 oldu mesela. En son gösterdiğimde 76'ydı yanlış hatırlamıyorsam. Ve şimdi satışı falan yaparken büyük ihtimal daha da artacak. Bir günde Season Pass bitirdim. Yani Plunder Pass bir günde bitti neredeyse. Ya Plunder Pass'i almayı düşünmüyordum ama madem bitti alayım. 484 dakikadır oyundayız. Bu 84 dakika gemi tutturmayla falan geçen dakikalar. Yani bir düz hesap 400 dakikadır görev kasıyoruz. Arada sunucu laglanmaya başladığından dolayı çeşitli hatalar oldu. Mesela havada bulut varken Kraken çıktı. Hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm. Bu tür sıkıntılardan dolayı bayağı bir zaman kaybettik. Yani düz hesap biz bir 300 dakikada falan bunları kastık diyebilirim. Birazdan zaten onun detaylı matematiğini yapacağız. Bir an önce Reaper's Hideout'a gidip satışa başlayalım. Orada videoyu devam ettireceğim. Oh, görüyor musun şurayı Gökhan? Ramlıyorlar ya. Gemiler uçuyor. Ramlediği için gemiyi göğe fırlatıyor. Ford gemisi hem de uçan. Uçuyorsun birader. Artık var ya lag işi. Evet harbiden sıkıntı. Ben de ping sayıcını açtım yukarıda. Çapa atın. Ciddi misin? Vuracağız çapa atın. Oğlum hareket edemiyorum. Ben de edemiyorum. Atmıyor. Adamlara girdi. Çapa atmıyor. Atmıyor. Lan. Neyse dur. İyi duracak. Aa 10 defa. 10 defa durdu. Ne oluyor ya? Oğlum ne oluyor? Gemi batabilir bu arada. Abi tamir yapamazsak sıkıntı olur. Bug'dan batar, tamirden değil. Hayır su atarsak su atılmaz falan böyle saçma sapan. Ekrem hemen gel şu loot'u aşağı atalım. Kimse kıpırdamasın. Bir yerden su alıyoruz ama kapatamıyorum yani. Yok delik gözükmüyor. Suyu çekmeniz lazım. Dur ben bakayım ona. Yok chest abi. Chest atın. Ha, chest abi şu anda bunlar chest. Yüzüyorlar bu arada bu chestler. Batmazlar değil mi? Batarlar. Onları karaya taşıyacak bir kişi. Ben atıyorum chest'i. Ha taşıyor tamam bir taşıyor. Chest'i buraya satmayalım Ekrem onu unutma duydun. Tamam şu ayrı bir yere koyarım şimdi. Oh aksiyon. Son dakika aksiyonla. Şimdi arkadaşlar. Durumlar vahim. Yani şu anda FPS'ler ve pingler çok garip seviyelerde. O yüzden ben size hızlıca gemileri göstereyim. Şu anda burada kaç gemiyiz? 1, 2, 3. 3 demeye doğru saydım. 1, 2, 3, 4, 5 gemiyiz şu an. Bir gemi daha geliyor. O gemiyi bekleyemeyeceğiz. Çünkü çok fazla lag var ve bayağı şu an sıkıntılı durumlar yaşıyoruz. Ondan ben size gemileri göstereyim. Şu anda bu port gemisi diyebiliyorum. Bir bakarız şimdi tekrar üstüne çıkınca da. Şöyle bir çıkalım. Şu anda... Yanlış bilmiyorsam Ford gemisi. Bakayım bu ışıklarına. Aynen Ford gemisi. Ve Ford gemisi mükemmel dizmiş lootları. Zero'nun gemisini bir göstereyim. Bu şekilde. Şu an burada arkada Chest of Legend'lar. Önde Stronghold Chest'ler. Cidden mükemmel dizmişler bu arada. Ellerine sağlık. Burada Stronghold'lar var. Burada storage'ları varmış. En önde Create Ancient Bone Dust'lar var. Onlardan da bayağı var. Burada bir gemler var. Zaten bu gemlere bakınca direkt FPS'i sol üstten görebiliyorsunuz. Sayıcı bu arada açtım durumu görmeniz için. Burada da böyle gemler var. Stronghold Skull'lar. En önde Reaper's Chest'ler. Reaper's Chest. Reaper's Bounty. Bunlar da burada. Az önce kaplamaları bile yüklenmemişti. Siz de görmüşsünüzdür. Bu Ford gemisiydi. Şimdi de normal bir Gold gemisine geçeceğiz. Gold gemilerinden 4 tane var. O yüzden herhangi bir tanesini göstermem yeterli. Bu ikisi de Gold gemisi. Anlaşılmak istesin. Burası da... Gold gemilerinden birisi. Kaptanları bizim odaya getir.
burada gördüğünüz gibi o kadar fazla kaptan chest ve yani her türden chest var burada. Şu anda bu arada odaya girişik seslerini duyuyor olabilirsiniz, kusura bakmayın onun için çünkü şu an bir kaos var. Bayağı sıkıntılı bir durum. Burada bayağı bir chest var. Bunlar zaten satılınca miktarlarını göreceksiniz ne kadar olduğunu. Bu aralarda da sağlam bir chest var. İsmini göremiyorum şu anda. Burada da yine chestleri aşağı atmışlar. Aynı şekilde. Bunlar gold gemisiydi. Bu yandaki de gold gemisi. Bunlar da yandaki gold gemisinin attıkları. Şu an odaya arkadaşlar herkes toplandığı için sesinizi de duyuyor olabilirsiniz. Satışa geçmeden önce odadaki herkesi topluyoruz şu an. Onlar toplanırken ben de size buraya da göstereyim. Bu da diğer gold gemisi. Bu da bu şekildeydi. Ben hızlı olayım biraz daha. Bir tık daha hızlanayım. Bunun dışında bir tane daha gold gemisi var. Onun dışında bir de bizim gemimiz var. Başka da gemi kalmıyor zaten. Bu gold gemisinde de çoğunu aşağı atmışlar galiba. Bunlar var. Evet, geri kalanların çoğu da aşağıda. Burada bayağı bir chest of ancient tributes var. Bunlar dolu. Burada biri oturuyor. Kolay gelsin. Burada da bizim gemi var. Bizim gemi de az önce zaten çapa atamadık lag'dan dolayı. Bizim de lootları böyle indiriyoruz. Bunları zaten satarken bol bol daha detaylı olarak göreceksiniz. İçeride bir de gunpowder'lar var diye biliyorum. Onlara bakalım. Şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar bu parayı görüyorsunuz. Bu içeride de şöyle bir sürü gunpowder var. Burada o kadar fazla gunpowder var ki şu anda. Böyle durduğuna bakmayın. Satışa da yavaş yavaş başlayacağız şimdi. Süre bitiyor. Hadi başlayalım. Tamamdır. Ben gösterdim gemileri abi. Gemi dışındaki tüm gemileri tamam. Gösterdim. Hemen içeri geç. İçeri geç. Satış başlıyor. Hadi tamam. Tamamdır abi. O zaman satışa başlayalım. Eyvahlar olsun. Çabuk. Satın herkes. Port başlayın abi. Setereleri sat. Satıyorum. Setereleri bana bırakın. Boşta olanlar bizim gemiye yardımı gelebilir mi? Sudaki boşta olan var mı? Herkes satıyor. Herkes loot taşıyor. Arkadaşlar şu anda burada olmayan bir gemi daha var. Onu da zaman yetişmeyecek diye mecbur gösteremedim. Onda da yine diğer gold gemilerindeki loot'un benzeri var yani. Ne eksik ne fazla yine o civarlarda bir şey var. Onlar da gelince yine onların gemisini de bir gösteririm. Şu anda ben bu satışın çoğu yerini hızlandırılmış olarak koyacağım. Hızlandırılmış olarak izleyebilirsiniz siz bunu. Çok sağlam para gelecek. Başlamadan önce bu arada 2 milyon 900k gibi para vardı. Bakalım ne kadar olacak. Saat de şu anda 4.30 arkadaşlar. 30 dakikamız var. Tüm lootları satmak için toplamda 30 dakikamız var. 30 dakikada sattık. Satamazsak 1.5x bonusu alamayacağız. Hem 2 kattan yararlanıyoruz. 2 kat hafta sonu boyunca geçerli. Bir de bunun dışında 1.5 katlık bir ekstra bonus var. Bu da sadece 1 saatliğine geçerli. Gece 4 ile 5 arası. Biz şu anda ona yetişmek için bu kadar hızlı başladık satmaya. En son dediğim gibi matematiğini zaten yapacağız. Ne kadar kazandık, ne ettik, ne yaptık. Gelme. Oğlum çok kötü geliyor. Gelme. Soldan harpu vur, soldan harpu vur. Ankor. Gelme, hayvan et. Oğlum gel abi, ne gemisi geliyor? Abi bizim geminin içine bir baksana Allah aşkına. Lan oğlum tamam da ne biçim geliyor? Oğlum adamlar loot'u dizmemiş. Ekrem şuraya gel bak bir. Ne oldu? Az geldi şunların da tamam bir çıkmış. Abi bir ekse salla. Bu ne böyle abi? Kaç tane volt var la burada? Abi 9 tane. Bunlar bir tane chest of rage hak etti ya. Artık şuna atacağım, inanıyorum. Evet. Kesinlikle fazla loot stacklenmesi oyunun pingine çok büyük etki ediyor. Evet. Şu anda mesela azıcık satıldı bir 40 ping falan düştü bende. Evet. Abi biz de satıyoruz o zaman. Bu kadar etkisi olmaması lazım. Ben de. Her gemide de 10 stack loot var şimdi. Yani 2000 tane item var burada en az. Bir şey oluyor. Dur. Okan gelme Okan. Allah belanı vermesin. Dur oğlum daha oyuna yeni tıkladım. Bir şey yapmadım lan. Kanka bizimkiler kalsın. Bizimkiler de bayağı loot var çünkü. Kanka hızlı satın. Gidiyor. Sunucu gidiyor. Sunucu gidiyor. Davet atın bana. Fırtına falan da var. Tam kıyamet senaryosu şu an. Abi fırtına mı geldi? Oğlum benim bir sürü seterim var. Abi strongotlar var. Kanka bak bunların aynısını biz Remark'la yaptık. Çok kötü bitti bu senaryo. Eyvah. Gökhan koş. Abi ben kamerayım. Abi siz batarsanız loot'unuza talibiz, merak etme. Yok ama bu senaryonun aynısını. Abi hatırlamaz mıyım? Evet 9 saatlik emek gitmişti 9 saat. Batarsanız hiç sıkıntı yok. Biz anlamıyorum şu an.
internete gitme zevkini ben de bir yaşadım. Çabuk yetiş, çabuk geri gel. 1 milyon kaybettin haberin olsun. Harbiden bir 1 milyon gitti. Ne 1 milyon? 2 milyon gitti abi. Neyse artık yapacak neyse, bir Barış, şey yok. Barış'tan hesaplarız konta yapalım. Barış'ın 100K'sı var. Aynen abi ben 100K'yla başladım. Söylerim Barış 100K'yla başladı. Total fiyatı söyler bize. Abi ben satmadan fotoğraf aldım. Şimdi arkadaşlar bir internet kesintisinden sonra tekrar döndük. Tekrardan kameralık yapmaya devam edeyim. Ama ben de burada yeteri kadar görüntü aldım. Ben de şey yapabilirim. Satış yardım edebilirim şu an artık. Kameralıktan çıktım. Allah razı olsun. Gerek yoktu da. Şu anda en fazla kazanan gemide hiç düşmemiş kim var? Hangi gemiye fazla kazanan? Ford mu? Aynen. Hiç düşmedin mi? Hiç. Aynen. Tamam en son bir senin kazançtan hesaplarız o zaman. Tamam. Bir de şu şeyi de düşünürüz. Eğer bir 2x'de hepsini 1.5x varken de satsaydık. Yani yetişseydi. 4 kişi durun orada satın. Şu an herkes Frozen gemisine mi çalışıyor yoksa evet, diğer gemiler bitti mi? Ona rağmen mi bitmiyor yani? Frozen gemisi arı gibi çalışıyoruz. Abi 2 dakika bekleyin abi ya düştüm. Gemideki loot alamıyorum. Şu anda var ya bildiğin kimin ile kimin lootunda belli değil. Ya ayırmaya çalışıyorum da kanka. İnsan gibi lootlar yok ki ben ne yapayım? Şu an arkadaşlar bu gemi bitti. Buradaki gemi bitti. Şu gemiye de bir bakalım bitmiş mi bitmemiş mi. Bu da bitmiş gibi büyük ihtimal bitmiştir. Boşuna çıkıyoruz şu an güvertesinde ama bakalım yine de emin oldum. Bu da bitmiş arkadaşlar. Bu da full bitik. Bu gemi de bitmiş arkadaşlar. Buradaki gemi de şu an bitik. Sonra bir diğer gemiye yani bizim gemiye bakalım. Bizim gemi zaten bitti diye biliyorum. Yani geçmiş olsun o zaman. Geçmiş olsun benim. 3 tanesi bitti. Bir şey diyeceğim. Bizim alttaki öbür chest of rage nerede? Bizim gemi de bitti arkadaşlar. Yan gemiyi zaten az önce hep birlikte indirdik. O da bitik. Tüm gemiler şu anda bitti. Onu da çıkalım. Parada da hala geliyor. Birazdan paranın hesabını yapacağız. Şu an 10 milyon diye gözüküyor ama şöyle bir tab basarsam asıl parayı görüyorsunuz. Yani bu gemi nasıl bitti ben de anlamadım. En fazla loot bundaydı. Ne abi diyorsun? Herkes dağılmadan bir şey yapsak gidip de fotoğraf çeksek adam akıllı bir adada parlak bir adada. Altı gemi. Tamam. Sanctuary Outpost'ta buluşuyoruz beyler haydi. Abi şu anda sonuç ne tam olarak en fazla kim kazandı? Matematiğim kötü. Gel abi gel. Lan oğlum vurmayın beni dur. 29-200'den Furkan kendi gemine haydi. Çıktı. Kaç alıyor? Kaç çıktı kaç? Bir daha söylesene. 29-200'den 40-623'e çıktı. 40-623. 11-400. 12'de işte. Ya. 12 dedik ona 12 haydi olurum. Haydi kendi gemine Kaan. Aynen. Herkes gemisiydi haydi. Abi sen ona düz 20 milyondan. Ben YouTube için aynen 20 milyon. YouTube için 20 milyon en iyisi. Kiraz hani diyor ya 11-400 diye. Ben 2 defa düştüm birer dakika arayla. Hı. O 2 dakikalık süre zarfında tam 2 milyon zararım var. Ben de bu arada evet ben 3 dakika yoktum. 3 dakikada ben de 2 milyon daha azaldım. Abi 2 milyon ya. Başka milyon. Gemide yolculuk yapıyorum şu an ya. 2 dakikada 2 milyon kaybettim. Tümeni sol yap. Bizim gemide adam yok kafamıydım. Benim boynum hep düşerdi düşmedi. Aha da geçtik. Aha geçtik. Ver lan paramızı. Aha da geçtik. Faruk abi nereye abi? Aynen. Oğlum bir şura adet gelse var ya. Bir şey söyleyeyim mi? Öyle bir şey olursa emin ol şu stack videosundan daha fazla izlenirim. Zaten aynen, aynen. 24 kişi şura adet kestik diye. Hikaye gidiyormuş. Bir şey diyeyim yalnız bir şey diyeyim mi? Herkes aynı ana sniper vurursa bir dakikada falan keseriz. Orada galiba birinci biz gideceğiz. Bir de yolu şaşırmamıza rağmen gene birinci. Abi bizim gemi 2 kullanıyor kafa atacağız. Gelsen kapat. Ben buradayım sakin ol. Ha bak şey yani anladın mı demek istediğim yeri de Can abi? Anladım da abi gittik abi gittik. Ne oluyor lan orada? Kendinizi kurtarın. Yelkeniz alayım kanka. Şeyi şartla yelkeniz alayım. Dur 10 milyondan alma. Sonra hangi al. Teşteyli satıyor ya? Erkek adamlar drift de girer abi içeri. Bak çektim üstünü ikiye. Abi sırtımıza çıktı. Abi. Burada eller. Aynen öyle. Bir şey söyleyeceğim. Furkan abi. Biz 3 erkenle girelim. Bir şey söyleyeyim mi? Çevirmeniz lazım. Bu gemi hangisiyse hanginizse. Bravo güzel döndü. Sence kim olabilir? Abi çok aman aman yakın durmayın birbirinize alan geniş sıkıntı değil. Yelkenler içe girince çok kötü gözüküyor çünkü. Biz güzel yanaştık. Frozen'ın tam yanında çok güzel bir şekilde yanaştık biz.
Tamam, hadi oynamamız lazım bizim gemiyi. Yok yok, almayın almayın. Bu şu an olduğum açıdan daha güzel duruyor. Ben şu anda fotoğrafı buradan çekeceğim. Olduğum yerden şey, kayanın üstündeyim. O kocaman bir kaya var ya sanctuary'de. Üstündeyim. Şu yelkenleri kapatır mısınız? Ahmet. Kapatayım, kapatayım, kapatayım. At biz minkara. Çok gittik hatta. Abi siz en sona yanaşın o zaman Can abi. Gemilerin götünü atıp çekmeyin de kanka. Gemiler kayıyor. Ya Frozen da şu anda bizim geminin sonuna çekersek daha güzel gözükecek. Çünkü onun yelkenleri gözükmüyor şu an. Çapayı kaldırma, çapayı kaldırma. Ağdan ikinci gemi brick falan mı ya? Küçük hani, durmuş orada. Yelken, yelken, yelken. Eray çapa at, eray çapa at, eray çapa at. Frozen'ı kaldırıyoruz mu? Çapayı kaldırmayın abi Frozen'daki. Frozen kaldırma kanka çapayı. Fetim oraya, şuraya girer miyiz biz? Buraya gireriz bu arada biz. Girdik bu arada biz öyle bir sene. Yeni gemi skinini yapmamızı ister misin? Görüşmeler. Vallahi fark etmez şu an gemi boyası için değil de benim için şu anda ne kadar bana karşıdan bakarsanız o kadar iyi. Şu an tüm gemiler yanda kaldı. Yanda kalınca yelken de olmadı ya. O tene boyası olan gemi en sağda kalsın. Onun dışındakiler onun sonuna geçsin. Bana tam karşıdan bakarsanız yelkenler çok güzel gözükecek. Yani şu anda bizim gemiden itibaren diğer tarafa çekelim gemileri. Hem zaten düzen de şu an bozuldu. Bir en baştan dizelim. Gökhan oldu mu şu an? Çok güzel. Tamam. Yelkenlerinizi açın abi. Sonra herkes bir önüme gelebilse bir de. Önümde bir iskele gibi bir yer var. Hem siz gözükün hem gemiler gözüksün. Gece olmadan yaparsak çok güzel. Yoksa bir daha bir gün daha beklemek zorunda kalacağız. Eray'la biz aynı şey de vardı. Şiko'yu da yanımıza alalım. Tipe bak ya. Ne diyorsun lan? SC alırım seni ha, deli mi ben? İbo'yu kapatmaya çalışıyorum ben. Okul sırası gibi herkes bekliyor orada. Barış biraz kaysana, Barış biraz kay. Kıskandım, ben de geleyim bir oraya. Vallahi en öne bir oturayım. Tamam. Of çok güzel. Tamamdır. Başka fotoğraf çekecek varsa buyursun. Benim için yeterli var şu anda. Bu da katliam çıkacak kaç. Adam fitnesle kaçıyor. Sona kalan bütün gemi şeylerini alır. Kim beni vurdu? İbo beni kaldırsana İbrahim. Bubblegum'a. Ben arkadaşı hatırlıyorum ben. Saklansın. Oha Barış, ölmedim ben daha. Ayakta. Neden öldürürsün? Evet beyler, hepinizin eline koluna sağlık. Yok yok. Kanal. Bu sabahlık bu kadar. Bu sabahlık o da güzel. Şimdi arkadaşlar geldik videonun artık matematik kısmına. Bu hesap çok karışık olacak. O yüzden anlatabildiğim kadar size şu anda bugün ne yaptık, ne kadar kazanç sağladık, bunları anlatmaya çalışacağım. Şu anda gemiler dağılıyorlar zaten. Ben böyle sabitlendim. Ve burada size günün özetini geçeceğim. 11.260.000 param var şu anda. Bugün oyuna başlarken 2.550.000 param vardı. Ve bu para 11.260.000'ya kadar çıktı. Mavi para yaklaşık bir 2000 falandı yanlış hatırlamıyorsam. O da 3.896'ya çıktı. Ancient Coin'de Plunder Pass'in sayesinde yükseldi. Onun filoyla bir alakası yok. Saat akşam 10'da başladık. Gece 4'te de bitirdik ve satışa geldik. Satış yapmaya başladık yani. Toplamda 6 saat loot kastık. 10'da başladık dediğim. Görevlere gitmemiz 10.30'u buldu tabii ki. Yani göreve başlamamız 10.30'a kadar uzadı. Aynı şekilde satışa da başlamamız bir 4.20'ye kadar uzadı. Biraz onlar aksadı mecbur. Yani 4.20 gibi satışa başladık. 4 ve 5 arasında 1.5 kat bonusu vardı ekstra olarak 2 kata. Bu yüzden bonustan sadece 40 dakika yararlanabildik. Çoğu itemi bonussuz sattık ve bunları bonusla satsaydık çok daha fazla para alacaktık. Ben bunları az önce hesapladım. Şu anda kendi üzerimden hesaplamayacağım bu parayı. Çünkü ben oyundan düştüm arkadaşlar. Ben oyundan bir yaklaşık 3 dakika 4 dakika kadar düştüm. Ve bu süreçte acayip fazla loot satıldı. Benim zararım tam olarak 2 milyon civarında bir şey. 2 milyona yakın bir zararım var. Toplam kazançtan. Oyundan düşmeyenler ve bütün satış boyunca bulunanlar. Bunu Ford of Damned gemisi üzerinden hesaplıyorum. 12 milyona yakın bir para aldı. Yakın değil, 12 milyon para aldı. Ve bizim satışımız yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü. 4.20'de başlamıştık. 5'te bonus bitiyordu. Bizim satışımız 5.30'da bitti. Yani 30 dakikalık bir satışı 1.5x bonusu alamadan yaptık. Kısacası bu satışta da eğer bonusu alsaydık en az 15 milyon para alacaktık. Yani şu anda 15 milyonluk loot'u bugün topladık sizlerle beraber ve bunu toplam 6 saatte yaptık. 6 saatte 15 milyonluk bir loot. Cidden çok acayip bir para. Yanlış hatırlamıyorsam bir önceki filo videosunda 8-9 saat uğraşmıştık ve karşılığında 2 milyon para almıştık. Bir gemi falan batmıştı, öyle talihsizlikler olmuştu ama onları saymazsak. Almasak da 15 milyonluk hazine topladık. Bunun 12 milyonluk kısmının da satışını yapabildik. Yani elimize 12 milyon para geçti. Ben düştüğüm için bana geçen para bir tık daha az. Tabii ki bunda hangi gemide bulunduğunuz da önemli. Mesela Gold gemisi mantıken daha az kazanıyor. Biz bunları çekilişle, kurayla belirliyoruz hangi gemide kim olacak diye. Bu şekilde... Oh!
Şu anda arkadaşlar bir şeyler oluyor. Neyse, en azından bir videoda Gunpowder patlamadan geçmemiş olduk. Yine bir Gunpowder'ımız patladı. Bugün genel olarak bizim geminin yaptıklarını sizlere zaten durum raporlarıyla aktardım. Ekrana da en son zaten satış yapmadan önce neler yaptığımızı yazmıştım. Hiç onlardan tekrar bahsetmeyeceğim. Lag sorunu olmasaydı çok daha fazla stack yapabilirdik ama lag olduğu için siz de zaten videonun sonlarına doğru zaten siz de gördüğünüz çapa bile atamıyorduk. FPS ve ping sayıcını zaten açmıştım. Satışı yaptıkça pingimiz gitgide düştü. Bu video biraz daha satış odaklıydı. O yüzden video içerisinde size yaptıklarımızı fazla göstermedim. Onu merak ediyorsanız yine kanalımda bir tane daha filo videosu var. Ve bu filo videosunda yine aynı gemideydik. World Event gemisindeydik. Yine aynı eventleri döndük ve bunların uygulamasını sizlere gösterdik. Eğer bu videoda yaptığımız görevlerin nasıl yapıldığını merak ediyorsanız kanalda zaten rehber videoları var. Onların haricinde bir önceki filo videomuzda da filo içerisinde yaptığımız hali de mevcut. O videoyu izleyebilirsiniz. Bu video sadece satış odaklıydı. Bir de tabii ki emisere flag'den gelen de 2.5x bir bonus var. Yani 2x artı 1.5x artı 2.5x bonus alıyoruz. Ben şimdi size bahsetmek istediğim birkaç detaydan daha bahsedeyim. Ondan sonra videoyu kapatayım. Bu video daha çok konuşma üzerine oldu. Filolarımıza istediğiniz zaman katılabilirsiniz. Bu tür paralar filolarımızda her gün dönüyor. Neyse, şimdi bir de leveli merak edenler vardır. Sadece Reaper'a sattık hepsini ve sadece Reaper'a sattığımız için şöyle bir reputation'a geleyim. Artık sunucu laglandığı için her şey geç açılıyor. Videoya başlarken 40 küsür leveldim. 44'tüm diye hatırlıyorum. 44 levelden arkadaşlar 71 level yükseldim. Ve seviyeniz arttıkça level atlamak zorlaşıyor. 71 seviyeye kadar geldim. Zaten bunun sınırı 75. Ve ben şu şirketleri, 3 şirketi 3 yılda kastım. 3 yılda kasılmış hali ve bir gecede kasılmış hali. Artık ne kadar büyük bir seviye atladığımı siz düşünün. Bu levelde gösterdikten sonra merak ettiğinizi düşündüğüm bir kısım daha var. O da Season Pass. Season Pass şu anda 91'de kaldı. Satış aşamasında çok fazla seviye atlayamadım. Videonun başında 55 seviyeydim. 55 seviyeden 91'e kadar 6 saatte geldim. Şu anda bir gemi çıkmış buradan. O da bizim gemi büyük ihtimal. Onun dışındaki diğer gemiler burada duruyor. Şu anda filo bitti arkadaşlar. O yüzden gemiler yavaş yavaş dağılıyor. Çünkü saatte sabahın 6'sı oldu şu anda. Sabahın 6'sı ve ben bu videoyu çekmeye şu an devam ediyorum. Bu videoyu attığım tarihte büyük ihtimalle 2x eventi kalkmış olacak. Ama eğer bir daha 2x eventi gelirse zaten bunu Discord sunucumuzdan paylaşırız. Sizin haberiniz olur. Discord sunucumuzu bu yüzden takip edebilirsiniz. Sunucumuza da gelmeyi unutmayın. Lafı da artık fazla uzatmadan, yeterince uzattım zaten. Her seferinde aynı şey diyorum, lafı fazla uzatmadan diye, ama bence fazlasıyla uzattık. Şu an YouTube'daki en karlı Sea of Thieves videolarından birisi oldu. Bildiğiniz bir sosyal deney gibiydi yani, sunucu çöküyordu neredeyse. Videoyu eğer bu kısmına kadar izlediyseniz çok teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, aklınıza herhangi bir şey takıldıysa yorumlarda belirtmeyi. Kanalda yeniyseniz ve kanalımda tarzını sevdiyseniz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Burası karışacak bu arada, biz yavaştan açalım.